Aç aç. Aç sarı Çiyan aç. Boynuma boynuma be. Çiyan? Hı, çarpmaz. Kulaklar da biraz ağır ama hadi neyse. Bana bak duyuyorum ben. Seni kulaklarından asarım ha. Gerçekten çok eğlenceli bir gün var ya, beni bekliyor beni. Sen de geldiğinde oğlum vampir gibi bir şeydin. Şimdi yumurta gibi çocuk oldun maşallah. Şey, saçları da güzeldi. Sen kendi saçına bak. Kadın budu dudak. Hadi bas, yüze sür. Şerife. Çok yalnızım kız. Herkes kızıyor bana. Neymiş? Araziyi sanki para eşik satmışım. Vallahi değil kız. Sadece kızdığım için sattım. Ben hayatım boyunca hep yüzüm için yaşadım. Baksana şu halime. Buna yaşamak denir mi hiç? Söylesene kız. Kalbi atmayan birisi yaşar mı hiç? Ha? Söylesene. Neyse, ona da şükür. Hiç değilse bir aksiyon haber oldu. Seni Allah iyiliği versin. Aa, ben buraya gelmiştim daha önceden El Arayla. Böyle İtalyanlarım çamur olmuştu. Hani benim seni döveceğim gündü değil mi o? Herhalde. Olabilir. Oğlum eskiden ne güzeldi lan. Hayata karşı bir amacım vardı ya. Düşmanım kalmadı, ondan böyle oldu. Ya sana karşı artık eskisi gibi nefret duyamıyorum. Yani kötülük etsem de bir yere kadar oluyor. Sonsuz bir kötülük arzusu hissetmem lazım. Öbür türlü olmuyor, yarıda kalıyor. Sen ne konuşuyorsun ya? Yenge, yenge. Geldik, geldik. Haydar! He, tamam. Haydar! 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 Yenge bir sakin. Haydar! Geldi. Şerife geldi, Allah'ıma dinme geldi. Haydar! Haydar! Senin boyun basın demlesin inşallah. Amin. Gözün kör olsun inşallah. Senden gelen beddua bile olsa kabul. Amin. İşte Doğu toplumunun bu teslimiyetçiliğine bayılıyorum ya. Ama sen mi getirdin lan? Allah razı olsun. Haydar amca, bizim yenge sana bir şans daha verecekmiş. Şans yok. Eşek gibi diyeceğim. Eşek gibi yapken yap kendi. Ondan sonra gene sana bakmak yok. Efendim ama sen böyle yaparsın. Adam yapmaz ki bizim istediğimizi. Yapacak. Yapacak. Ha? Yapacak. Yapacak. Ne yapacağız? Haydar amca gel otur. Bak. Haydar amca. Bir dilekçemiz var. Senin imzalaman gereken. Ne yani? Malı mülkü mü vereceğim? Ya mal mülk derken gözlere bak. Malınla mülkümün inşallah. Çirkin altınların içinde boğul. Emin. Amin inşallah. Ya her şey amin deme, dilin tutulsun inşallah hadi. Haydar amca şimdi senin bu sattığın arazi var ya. Bizim otelin orada hani. Şimdi bu dilekçe seni kandırdıklarına dair bir dilekçe. O yüzden bunu imzala, buradan mahkemeye gidelim. He, bir de deli raporu alacağız, onu iliştireceğiz oraya. Durun, durun, durun. Deli raporu sonraymış. Avukat bana vaktini söylememişti. Öyle hemen kafana göre alamıyor musun? Mahkeme falan istermiş, sonra biz alıyormuşuz. Oho. Oğlum, aylar sürer lan o. Eyvah, eyvah. Bizim sezonu kaçırırız o zaman biz. Hop, hop, bir dakika, bir dakika. Ne delisi ya? Deli. Ben. Koskoca Haydar Efe. He, deli der misin? Hem delisin, hem ihtiyarsın, hem bunaksın. Tamam. Alın raporu. Hemen fotokopisini de çektirin. Berbere asın, kahveye asın, sokaklara asın. Zaten hakkında söylenmeyen şey kalmadı. Bir de bunları konuşsunlar. Şerife Allah'ını seversen birazcık sus.
Ya tamam alamıyoruz dedi zaten Haydar amca. Niye bu kadar sinir yapıyorsun? Bir dur. Ya aslında o lapor için iki gün önce bana mahkemeden gün verdilerdi. Niye? Ya Bora Kovboy'un otelinde etrafa ateş açtım ya, onun için. E tamam da seni Bora şikayet etmemiştir ki Haydar amca. Ya o etmemiş zaten. Müşterilerden birisi çok korkmuş, kamu davası açmışlar. Avukat dedi, şu raporu alalım dedi, şu mahkeme bitsin dedi, ben onu bile kabul etmedim. Bu yaştan sonra soksunlar beni hapishaneye, orada hiç olmasa yeni yeni arkadaşlarım olur. Hiç arkadaşım kalmadı dışarıda. Bu yaştan sonra galiba pusta mı? Ya tamam, o zaman bugün gidelim alalım raporu, bir sonraki davada işlemleri hızlandırır. Yani delidir, ne yapsa yeridir deriz. Ya tamam o zaman, boş boş konuşma da hadi. Ara şu avukatı. Zaten sen arsanın tapu satışında rapor almamıştın değil mi? Ya ben tapuya mapuya gitmedim ya. Usulsüz işte bu satış. Sana bir yerden uydurma sağlam raporu almışlar. Ana, dolandırıcılar. Uzay uzay, o zaman dur, aramışken şey de sor. Bu ateş açma davasında hani bir rapor alırsak bir işe yarıyor mu, onu da sorsana. Tek sesle ben de iyice buradan sonra. Ben koskoca Haydar Efe kendime kocamış, bulamış, delirtme. Şerife Allah'ını seversen her şeye karışma, aynen üzüm gibisin ha. Olmaz o inşallah, emi. İki gün önceki raporu alsın yoksa ceza yer dedi. Avukat usulsüz satışa karşı dava açacakmış. Bunu da delil olarak kullanacağım. O yüzden benim için önemli, işimize yarar dedi. Haydar amca, gözünü seveyim ne olur ya. Gel şu oteli kurtaralım bak. Heh. Olmaz oğlum. Olmaz ol inşallah emi. Amin. Şimdi Haydar Efe amcacığım, şöyle yapsak, gitsek bu raporu alsak. Sonra bir daha gidip akıllı raporu alsak, desek ki bu adamın aklı gitti geldi. Aklına bir şey gelmesin de, çok zekice bir laf bu ha. Dur, aklıma bir şey geldi. Ben şu tüfeği alsam. Ne yapıyorsun Haydar Efe amca? Yok yok, misal olarak. Şimdi ben bunu vursam, sonradan da yatırıp saçmaları tek tek temizlesem. O zaman suç tam olarak oluşmuş olmuyor. Olmuyor Haydar amca. Ya çoluk olmuyor. Çocuk perişan oldu senin yüzünden be. Bu dünyanın altı da var. Orada da bakmayacağım senin yüzüne. Üzümüm. Ben seni de düşünüyorum. Ondan böyle olmazlanıyor. Ya neyi mi düşünüyorsun? Yalancı. Ya bu lapor olursa evlenemem seninle. Allah muhafaza dul kalırsın kız. Tövbe tövbe yarabbim. Ya Haydar Efe amca, sen zaten birazcık geç kalmadın mı ya? Göreceksin. Ölmeden alacağım ben bu yüzümü. Ya ne diyor be adam? Tövbe tövbe ya. Bu olan sopalı. Benim yaşama sebebim üzüm. Alacağım. Telli duvaklı düğün yapacağım. Düğününde de zeybek oynayacağım. Tövbe yarabbim. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbim. Bir gün şaşırtır da bu Haydar'a edersem, bunun benim torunlarıma, yeğenlerime yaptığını hatırlat da yarabbi bana yardım et emi Allah'ım. Emi yarabbim. Üzümüm? Bir dakika, bir dakika. Sizinle konuşmuyorsunuz. İnsanoğlu beşer şaşar. Bir gün bu Haydar'a hedersem, kurban olayım Rabbim. Hedemeden orada canımı al ya Rabbim. Allah göstermesin. Üzümüm, tövbe de kız, tövbe de. Tövbe, sen tövbe de, sen de hede artık Haydar amca da. Hadi imzala şunu da gidelim ne olur. Olmaz oğlum. O lapar olursa hükümet nikahı düşmez. Ay, akıllara bak ya Rabbim. Ben bu yaştan sonra sana he dedikten sonra nikah memuruna ne hacet? Cümle alem şahit zaten. Ana, kabul ettiği gibi geldi bana.
He dediğin gibi geldi ha. Ha öyle bir şey demedim ben. Dedi gibi. Bence de dedi gibi geldi. Dedi dedi. Dedi. Öyle bir şey demedim. Aylar amca. Kız evi, naz evi. Çok iyi gidiyorsun. Bence böyle devam et. Baksana sana bakışları yumuşadı. Böyle devam et. Bak bak. Hı? Bence gayet güzel bakıyor yani şu an sana. Güzel mi bakıyor? Çok. Hı? Çok. Bana öyle gelmiyor ya. Peki. Şimdi ben o raporu alırsam sizin işleriniz yoluna girecek mi? Kesin gibi bir şey. Peki Faryalı da küslüğü bozacak mı? Bozacak. Senin bana güzel bir şey diyen dilini yerim ben. Yürüyün, koşun. Uzay. Hay bak. Uzay, gel. Sen bunu al, avukata götür. Tamam mı? Eğer işe yarayacak başka bir şey lazım olursa bana haber ver, ben gelip halledeceğim. Hadi. Tamam, ben işleri halledip gelirim. Burası çok eğlenceli ya. Tamam, tamam. Hadi fırla sen. Kelebek gelecek, alacak bizi. Kızım, dedene bile diyor. Düğüne seni de götüreceğim, vallahi billahi. Ben zeybek oynayacağım, sen seyredeceksin. Hey gidenin efesi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.